Altyapı Ayşe diye ikiye ayrıldı. Şurada lojistik yapıldı. İnan orada da sıkıntılarımız var. İstihdamı artıralım diyoruz, istihdam azalıyor. Keyfi uygulamalar var. Onun için bir an önce bu kurumların devlete, kamuya kazandırılmaları lazım. Bizde lojistik merkezi açıldı. Tabii lojistik merkezi açılınca da taşıma sirkülasyonunu bekliyoruz. Doğu kapı açıldı işte, yeni hat yapıldı. Tabii bu uzun vadeli bir zaman alacak. İşte Orta Asya'dan gelecek olan yükleri biz taşıyacağız ta Avrupa'ya kadar. Ama şu anda bu gerçekleşmedi ama ilerleyen günlerde buraların çok iyi bir merkez olacağını, Türkiye ekonomisine katkısı olacağına inanıyoruz. Ha bu katkıdan dolayı da dış mihraklar, işte nasıl ki 3. Havalimanından rahatsızlarsa, nasıl ki işte yapılacak olan Kanal İstanbul'dan rahatsızlarsa, demiryollarının bu şekilde direkt taşımacılığından da rahatsızlar. Bu rahatsızlığı inanın ki yabancı sermayeyle, yabancı sermaye gelsin tabii. Yabancıyız ama biz yabancı sermayeye mahkum olmayalım. Biz kendi yağımızdan kavrulursak daha iyi günlere, daha iyi ekonomist yapıyı koruyacağımıza inanıyoruz. İnşallah bu badireden ülkemiz, altımızda işte Suriye'de şu anda iddialaşı hem Karadeniz'de var, hem aşağıda Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de var. Bize yeraltı kaynaklarını kullandırmamaya çalışıyorlar. Yani düşmanımızı iyi tanımamız lazım. Yani bu düşmanların içerimizdeki mihraklarını iyi bilmemiz lazım. Şu orta direk dediğimiz özel zamanda bu orta direği tekrar canlandırmamız lazım. Çünkü orta direk artık asgari ücretle bütün iş yerlerinde çalışmaları var. El kiraların Erzurum'da 1.000.000 lira olduğu yerlerde 1.800-2.000 lirayla insanların geçinmesi zordu. Muhakkak yetkililer bunlara çözüm bulması lazım. Taşeronlar kadroya alındılar. 2020'ye kadar bunların sözleşme hakları yok. Bir an önce bunların sözleşme hakları verilip, çünkü bu para piyasayı da canlandıracak. Bana vereceksin ki ben alışveriş edeyim. Yoksa doğrudur, geçmişten birikimleri vardır insanların. Bunlardan sürdürülebilir bir ekonomi, bir alışverişin devam edeceğine çok inanmıyorum. Bir an önce kamu kaynaklarını çalışanlara da aşmaları lazım. Kamudaki müsrif harcamaların bir an önce durdurulması, bu müsrif harcamaların yerine kamuda istihdam kapılarının açılmasını bekliyoruz. İnşallah iyi günleri bekliyor umuduyla.